Merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pırasalı omlet yapacağız. Sebzeli de diyebiliriz aslında. Bunun için bir tane pırasayı ince ince doğradım. Bir tane havuç rendeledim. Birazcık maydanoz doğradım. Bir iki dal da fesleğenim vardı, ondan doğradım. Bir küçük kapya biber. Onu da ince ince doğradım. Bir kaşık kadar galeta unu kullanacağım. 2 yumurta. Toz kırmızı biber, karabiber, tuz ve yarım adet de soğan doğradım. Çok kalın olmasını istiyorum çünkü içi pişmesi için. Şimdi bunların sırasıyla hepsini karıştırma kabımıza alacağım. Ve hepsini karıştırıp pişireceğiz. Kahvaltı için bence ya da 5 çayı için, çayın yanına herhangi bir öğünde bile yapılabilecek, hem besleyici hem sağlıklı. Bol sebzeli, vitaminli, güzel bir tarif. Hem de yapımı çok kolay. Çayınız demlenene kadar böyle güzel bir şekilde pişebilecek. Peynir de kullanabilirsiniz isterseniz. Ben peynir koymadım şimdi. Bazen beyaz peynir ya da kaşar peyniri de koyuyorum. Bir yemek kaşığı da normal un ekleyeceğim. Yumurtalarını ekleyeceğim. Şimdi baharatları da ekleyeceğim. Bir yandan da tavamız ısınıyor bu arada. Birazcık da zeytinyağı ilave edeceğim. Güzelce karıştıracağım. Tavaya birazcık yağ eklemiştim, ısındı. Şimdi güzelce kızarana kadar pişireceğiz. İnce bir katman olacak şekilde yayacağım tavaya. Orta ateşte pişirmemiz gerekiyor. Sebzelerin güzelce pişmesi için. Ara ara kenarlarından kontrol ederek pişireceğiz. Piştikten sonra da düz bir tabak yardımıyla çevireceğiz. Eğer balık tavanız varsa onun kapağında daha kolay olur. Ben tabakla çevireceğim.
Evet, çok güzel kızardı gördüğünüz gibi. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde kontrol ederek kenarlarından güzelce pişireceğiz. Piştikten sonra da tabağa alacağız. Evet, çok güzel kızardı. Sebze yemeyen çocuklarınıza, pırasa yemeyen çocuklarınıza çok rahat yedirebileceğiniz bir lezzet, bir tarif. Zaten bir tattıktan sonra eminim gerisi gelecektir. İsteyecekler hep sizden. O yüzden tavsiye ediyorum denemenizi. Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.